geçmiş yıllarda çobanların dağarcığında mutlaka şu elimde gördüğünüz su kabağı bulunmaktaydı. Tabii bu su kabakları kullanılmadan önce bir takım işlemlerden geçiyordu. Günümüzde kabak sakızlama işlemini yapan yok denecek kadar az. Biz de Belediye İskele Bürosu olarak bu hafta Kemal Latife konuk olarak kabak sakızlama işlemini görüntülemeye çalışacağız. Dair iskele olarak ülke kültürünün yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı koymaya devam ediyoruz. Geçmişten günümüze gelen ve bu kültürü devam ettiren çok ender kişilerden biri Kemal Latif bizlerle birlikte. Peki bizlere neyi anlatacak? Erken kalktım sabahtan, şarap içtim kabaktan. Bugün ben çok mutluyum Berete'ye konuk olmaktan. Hoş geldiniz. Biz de sizi konuk etmekten çok mutluyuz. Platani, Bladan, Çınarlı köyü. Biz konuklarımıza şöyle diyoruz. Ey yolcu, yolun Bladan Çınarlı'ya düşerse, göğsünü serin rüzgarında serinletmeden, kendine özgü balından yemeden, değirmi çamı ve incirli mahrayı ziyaret etmeden, çıkarken de şehitlerimize dua etmeden sakın ayrılmayın. Platani köyü yerleşim alanı olarak hayvancılık, arıcılık, odunculuk ve İpsarotepe'sindeki alçı üretimi için kurulduğu tarihi kaynaklardan öğrenilmiştir. Madem ki buraya kadar geldiniz, hayvancılıktan başlayalım. İnsanoğlu atalarımız üreterek kültürümüze katkı koymuştular. Ve üretimin ana maddesinden biri de sudur. Ve ya insanlar su kenarlarına, hepiniz biliyorsunuz, yerleşmişlerdir veya suyu taşımak için çareler üretmişlerdir. Çoban oya gidecek, suyu nasıl taşıyacak? Tabii ki şimdiki gibi teknoloji yok. Ya toprak kapta taşıyacak ki ağırdır. En iyisi mi? Kabağı keşfetmiş. Su kabağını keşfetmiş insanlar. Bunu içinin yumuşak bir dokusu olduğunu biliyoruz. Ve suyu geçirgen bir maddedir. Önlemek için bunu bir şekilde içten cilalaması gerekir. Bunun için de şu anda bizim köyde olmamakla beraber Trodos'un en yüksek zirvelerinde yetişen çam ağaçlarından elde edilen çam sakızını tercih ettiler. Peki bu işlem nasıl başladı? Çobanın olmazsa olmazıdır. Darcığı, ciboisi, suyu, çizmesi, aksesuarlarıdır. Ve yününden eşinin ördüğü çorap, kendisinin yaptığı ip, bunlar insanoğlunun vizyonu olan kültürü ileri götürmek için ana maddeleridir. Şimdi geçmiş zamandan bahsedelim Kemal abi. Eskiden hemen hemen her çobanın dağarcığında mutlaka bu su kabaklarından bulunuyordu herhalde. Mutlaka. Bunun tabii birkaç özelliği vardır. Bir, sakızın sağladığı reha, hoş bir koku. Bu su içme ihtiyacını da azaltır aynı zamanda. Çünkü adam ağzında o rehayla hava aldık sonra su içmiş gibi hisseder. Çünkü bütün gün taşıyacağı su bilirsiniz ki litreler, kilolar, okkasılar dolusu olması lazım. O kadar da taşıyamayacağına göre ekonomik bir sistem. Söylediğim gibi kabağın sakızı Trodos'un en yüksek zirvelerindeki çam ağaçlarından elde edilir ve satılırdı. Kabağı önce ucu açıldıktan sonra evdeki çocuk, kız olabilir, erkek olabilir, içerisine bir miktar çakıl taşı veya cam konularak çocuğun eline verilir. Çocuk hem oynar, hem bunun müziğini kendine göre oynatır. Ya ilallar, ya ilallar. Var mızdı o zaman, yok mızdı bilmem. Ama şarkıcığını söyler, hem oynar, hem şey eder. Bunu çevirir, çevirir, çevirir. Çevirdikten sonra bunun içi bir güzel o temizlenir. İçindeki o yumuşak doku gider, geriye kalır sert dokusu. Bundan sonraki aşama
sakızlamadır. Sakızlama için de dediğimiz gibi tabiri kara sakız olarak söylenilir. Onu herhalde biraz sonra göreceksiniz. Isıtıp bir teknolojiyle bunun içerisine konduktan sonra yine görüntü olarak göreceksiniz. Sirke ile söndürülür. Ne kadar yaratıcıymış insanlarımız, atalarımız ne kadar yaratıcıymış. Biz onların yanında sınıfta kaldık. Evet, kadar. Kaç yıldır yapılan bir gelenek peki bu? Bilginiz var mı? Kaç yıldan beri yapılıyor? Yani ben doğduğumdan beri bu olayın yapıldığını bilirim. En çok da işte Bülent Bey'in babası Hüsnü Dayı bu işi yapardı. Ben de ondan öğrendim kısacası. Ama yani diyebilirim size ki insanlıkla beraberdir. Yani insanlar... Tarihi ilk insanlara dayanan bir gelenek günümüzde gelenek. Aslında i̇lk sayıları da giderek azalıyor. Yani, son yapanlardansınız aslında siz de herhalde bu. Var mı başka ülkede yapan? Bildiğim yok. Bildiğim yok. Mutlaka bir yerlerde vardır yani bunu yapan. Karpaz'da bir tane daha Kemal Bey vardır zannederim. O da yapar bu işi. Kültürümüze katkı koyabilirsek sayenizde kendimizi mutlu hissedeceğiz. Çünkü bana göre bir toplum kültürü varsa vardır, kültürü yaşarsa yaşar. Ve kültür bir nehir gibidir. Kaynaktan çıkar, sağından solundan ne bulursa bulur, birlikte götürür ve bir yerde biriktirir. O birikim işte kültürdür. Peki kaç gün sürüyor böyle bir kabağı sakızlamak? Yani en uzun bir saat gün almaz. Yani bunun en uzun dönemi bunun çocuğun boş vakit bulup temizlemesidir. Yani işçilik yükü çocuktadır. Evet. Çocuktadır. Bugün de bir çocuk bulamadık bu vesileyle köyde. Çocuklar ya uyurlar ya takılır. Çocuklar böyle kültürel olaylara da çok fazla müdahil olmuyor büyük ihtimal. Ellerinde bütün gün telefon. Şimdi dediğimiz gibi medeniyetin girdiği yerden ahlak ve kültür çıkar. Vardır, vardır. Mesela çok enteresandır. Benim kendi torunlarım bana Elastoplas dediğimiz olayın bizim zamanımızda var mıydı yok muydu sordu. İnanır mısınız? Onu da keşke bir gün size etseniz. Bizim şimşir veya lambayı dediğimiz altında havuç gibi, havuç renginde gövdeleri olan bir bitkidir. Çoban onu eli yaralandığı zaman söker, ezer, yaranın üzerine koyar. Darcığından da bir parça deri çıkarır. Onu da onun üzerine koyar. Onun üzerine de bulduğu bir kumaşı sarar. Kumaşın ucuna bant şeklinde da çam sakızı ile yapıştırır. Böyle bir yara bandı yapmış atalarımız. Bizimkiler de ondan kopya ede ede o şekle soktular. Ve bunu... Geçmiş yıllarda daha mı yaygındı kabak sakızlama olayı günümüze giderek azaldı? Yoksa o zaman da belli başlı kişiler mi yapıyordu? İğne yapan çok azdı. Yani yapan çok azdı çünkü söylediğim gibi bunun bir şeyi vardır. Yani yapma süreci vardır. Nitekim bir şeyler ister. Şimdiki gibi gaz yoktu, şu yoktu, bu yoktu, alet yoktu en azından. Şimdi hangi eve baksanız bir çaydanlık bulursunuz bu işi yapmak için. Eskiden nerede bulacaktınız? İnsanlar bu kapları bulamazdı. Dolayısıyla belli kişiler yapardı bunları. Peki böyle bir kabak ne kadar süre dayanır? Süray olarak kullanıyordu. Şimdi böyle bir içinde su da var. Kırmadığınız müddetçe sizden benden uzun yaşar. Ömürlük oluyor. Ömürlüktür, ömürlüktür, ömürlüktür. İlgi var mı peki bu kabakları, su kabakları? Ancak böyle şey olarak yani evlerinde aksesuar olarak yoksa kullanma çok o kadar yoktur. Bazen özel kutlama törenlerinde doğum günleri, yılbaşılar falan olduğu zaman masaya süs olarak konulur. Ama tavsiye ederim çünkü biraz sonra da anlatacağım. Mısır Kraliçesi Kleopatra Kıbrıs'taki kabağı bu da benim üretimimdir. Mumla sırladıktan sonra içinden hurma şarabı içerek güzelliğini ve diğer özelliklerini tarihe not düşmüştür. Şimdi kolay gelsin Kemal abi. Hangi aşamadayız? Şimdi sakızı aldık çamdan. Kabağı da tabii ki kestik kabak ağacından. Bize kaldı bir çocuk bulup bunu bir güzel oynatmaktan. Onu da başardık. Şimdi
en zor zamanı bunun içerisine, kabağın içerisine kaynattığımız katranı sıvdırmak. Yalnız çok dikkat etmemiz gereken bir şeydir. Biliyorsunuz katran çok sıcaktır, çok kaynardır ve değdiği yeri yakar. Bizi zorlayacak olan konu bunun içerisine döktükten sonra hızlı bir şekilde sallamak. Gene de şey unuttuk, sirkeyi. Peki bu sakızı bulmakta zorluk yaşıyor muyuz? Sakızı bulmak çok zor. Ben kendim Türkmenistan'dan getirdim bir miktar. Yalnız hani derler ya, bizde bir söz var, yerli tavşanını yerli tazısı tutar. Oradan getirdiğim katran çok işime yaramadı. Ne bu kokusu var, ne bu güzelliği var. Hiçbir şeyi yok. Ama katran. Kıbrıs'ta üretilen katran. Tabii ki daha önce de söylediğim gibi Troodos dağlarında kaldı artık. Bunun çam ağacı, diğerlerinin nesli tükendi bizim gibi. Oradan getirilir. Şu anda bekliyoruz işte. Katranımız iyice ve iyice ısınacak. Ve bunu ikinci aşamada dökmeye çalışacağız. Dökeceğiz. Hazır hale gelince biz tekrardan dönelim sana Kemal abi. Evet, Bülent Çınarlılı var yanımızda. Şimdi Kemal abi, sizin babanızdan öğrendiğini söyledi. Evet. Bu kültürü, bu geleneği, bu el sanatını. Evet, rahmetli babam gerçekten bu işin ustasıydı. Bir bilgi hazinesiydi. Allah rahmet eylesin. Hemen hemen köyde çobanların kabak sakızlama işini hemen hemen hepsine o yapardı. Tabii başka yapanlar da vardı ama özellikle babamın bu işi yapmak için de daha önceden bu gördüğümüz cezve gibi değil, testi gibi olan aleti vardı. Onu aradım ama bulamadım maalesef. O testi de ısıtarak, testiyle ağzı böyle yine ülüklü gibiydi. Oradan dökerek onunla birlikte yapardı. Çobanların en güzel su içme aleti de bu su kabağıydı. Babanız günde kaç su kabağını sakızlardı o zaman? Hatırlıyor musunuz? Yok, o kadarını hatırlamam ama işte hazırladığına göre bir iki tane veya üç tane o gün o an için yapılırdı. O anda kaç tane varsa elinde, iki tane, üç tane, bir tane onu hemen yapardı. Yani yapması biraz zor iştir ama sakız eridikten sonra döküp içini böyle çalkalayıp her tarafına gitmesi için, yapması için de bayağı bir zor. Bilek marifeti de hocamın dediği gibi de elinin yanmaması için de böyle gördüğünüz gibi bir eldiven bulursaydı onu da o zaman, bulmasa da çapıdından kapatır ve böyle sallayarak her tarafına gitmesi için çevirir ve bu işi bitirirdi. Yanlış sakızlama kabağın ömrünün azalmasına da neden olabilir mi? Yok, kabak çoğalmasına sebep olur. Yok, yanlış olmaz. Çünkü içine giren sıvıyı çalkaladık sonra her tarafına yapışır ve içini bir nevi galaylar gibi olurdu. Nefis bir su içimi olurdu. O zaman ilgi nasıldı peki? Çobanlar eminim hep size geliyordur su kabağını. Sade çobanlar da vardı. Yani pek fazla yaygın değildi. Yani evlerde su içilsin yoktu. Sadece çobanların sakızlayıp dağarcığına koyduğu bir aletiydi, gaytıydı yani. Babanız peki nereden öğrendi bu sanatı? Vallahi o kadarını pek bilmiyorum ama herhalde eskiden çobanlar, eski insanlarımız daha doğrusu, üretirlerdi. Şimdiki bizim gibi değil. Git bakkaldan al gel. Yoktu o zaman öyle. Her şeyi kendiler üreterek, yaparak, ederek, uğraşarak yapardı. Yani başarırdı. Eskiden hamur teknesi mi vardı? Gider o adam bir çam keser, getirir evinin önünde, tekne kazardı. Taş alırdı, gelir taşın içini oyardı, teknesini yapardı. Paltalarının sapını gidip de marketten almazdı şimdiki gibi. Gider o adam bir dal keserdi, yapardı. Aslında kültürümüz de yavaş yavaş ne yazık ki el sanatları kültürü yok olmaya yüz tutmuş durumda. Özellikle mesela bu kabağı sakızlayanların sayısı yok denecek kadar az. Evet, birçoğumuz da yok, böyle bir sanatın, böyle bir azaldı. El sanatının olduğundan haberimiz yok. Bir iki kişi kaldı bildiğim kadarıyla. İşte bir arkadaşımız da Karpaz'da yapıyor. Başka var mı bilmiyorum ama bu sanatımız da maalesef her gün için kayboluyor. Yeni nesillerin ilgisi var mı peki? Hiç yok. Aramayın öyle şey. Şu anda benim yaptığım kültür evini bile
yeni nesil çoğu bilmez. Eski neslin hemen hemen çoğu gelip görmüştür. Yeni nesilde pek fazla ilgi yok. Varsa yoksa ver internet. Başka bir şeyimiz yok maalesef. Üzücü ama gerçek. Aslında özellikle son dönemlerde eko günlerinde ya da köylerde yapılan aktivitelerde, festivallerde ülke kültürü bir nebze de olsa daha fazla yaşatılıyor ve sahip çıkılıyor. Birçok unutulma yüz tutmuş el sanatı da sergileniyor. Bu kapsamda yani kabağında böylesi festivallerde yer alması söz konusu olabilir mi? Tabii ki olabilir ama onu yapan organize her kimse, belediye yaparsa veya o köyün muhtarı kimse, bu yapan kişileri bularak o festivalde o anı yaşatmak olabilir. Olmayacak diye bir şey yok. Ama kim ilgilenecek? Veyahut bunun varlığından haberi olan kaç kişi var? Yok. Maalesef. Yani kültürümüzü yaşatmak için bu gibi etkinliklerde bunların yapılması en güzel hareket bence. Sen de özellikle ülke kültürüne son derece önem veriyorsun. Neyin değişmesini istersin? Keşke gençlerimiz, gelecek nesillerimiz bu kültürümüzü daha iyi anlasın ve yaşasın. Biliyorsunuz eskiden her köyde hemen hemen bir festival yapılırdı. Özellikle pandemiden sonra da bu gibi köy etkinlikleri hemen hemen çok azaldı. Yapılan şu anda bir iki tane üzüm festivali. Onlar da tamamen ticarete döndü gibi. Kültür etkinliği altında ama biraz da ticarete döndü gibi oldu. Kültürümüze daha çok sahip çıkılması gerek. Mutlaka köy panayırlarının, festival demeyelim de, köy panayırlarının tekrardan eskisi gibi hemen hemen her köyde yapılırdı. Şimdi niye yapılmaz? Yani bir pandemi geldi diye hepsini unuttuk mu? Bitti mi? Tekrardan inşallah tekrardan başlarız. Sakız deyip geçmeyin. Plastikten su içmeyin. Eğer bir kabağınız varsa getirin burada içini sırlayın ve süsleyin. Hayatınız güzelleşsin. Eviniz güzelleşsin. Herkesin evinin köşesinde bir tane kabak bulunsun. Şimdi bu aşamada en tehlikeli ve en hızlı olmamız gereken aşamadır. Yavaş yavaş aktaracağız şeyi, sakızı. Bunu aktarırken en büyük tehlike katranı elinize dökme olayıdır. Bundan sonra süratle çevrilecek. Yalnız gördüğünüz gibi çok sıcak. Buradan kaçacak bir damla. Hem ziyan olur hem yakar sizi. Nitekim benim ayaklarımı yaktı. Ya bu ne? Çıraklığı iyi yapın. Hadi biraz da sen salla. Salla bu lentim, salla. İki tane de mani yolla. Açtığım şeyi. Sirke. Şimdi sirke. Hem soğumasını sağlayacak. Görüyorsunuz yapıştı. Evet. İçi de güzelce sakızlandı. Bu kuruduktan sonra da. Evet. Kurumadan sirke. Kurumadan bir de içini sirkeyle galaylayacak. Dök hocam, dök. Sirke işlemini. Tamam. Salla. Evet, kapatıyoruz. Sesini duyabiliriz mi? Sirke işlemini. Sirke dediğim gibi hem soğumasını, hem yapışmasını, hem de kalıcı bir reha. Hepsini birden, yani çok amaçlı bir organizedir. Önemli olan burada tecrübe, bu kabağın içini göremediğimize göre ne kadar sakız koyacağız? Bu işte ustalık eseridir. Ben bu konuda iyi miyim? Övünmem. Evet, sakızımızı döktük. Kabağımız da sakızlandı. İçi kuruduktan sonra da suyumuzu doldurup rahatlıkla mis gibi içecek. Evet, inanılmaz güzel bir kokusu var. Evet. Ona yetmeyecek. Sen bile. Var, bir tane daha var. Atalım. Azı say içinde bir tane daha atalım. Müzik.
iki kabağımızı sakızladık. Bir tanesi biraz kazaya uğradı. Usta gidince Bülent abim tam yapamadı. Şimdi fıkra anlatayım size. Adamın birini dere aldı. Bağırır, kurtarın ustayı, kurtarın ustayı. Bütün köylüler toparlandılar. Nedir? Çıkarttılar kendini, sigara verdiler, çay verdiler, şu ettiler. Nedir anlat bakalım, ustalığın nedir senin? Dedi, kabak sakızdalar ya. Ha, o kabağı sakızlayana ben kabağı uzatırım. Ma hep buydu ustalığın dedi ya, hep bu bağırma çağırma buydu. Ha? Atın bunu baştan suya. Şimdi, değerli izleyiciler, bu net gibi konuştum ben de. Bu tamamen benim üretimimdir. Şöyle ki kültür elinde ne varsa onu üretmektir. Çamur varsa yapma, aman bu çamur. Ne bu ne? Bülent abi mi? Kerpiç evinde çamur varsa çamurdan ev yapan. Çimento varsa çimentodan ev yapan. Plastik varsa mesela. Yani bu ne, şu demektir. Elindeki malzemeye göre üretim yapan. Bunu biz eğitimde de çok kullanırdık. Şimdi sözünüzü kestim. Siz Bülent abinin babasından öğrendiniz ama belli ki Bülent abinin babası oğluna çok iyi öğretememiş diye atış. Yapma. Bülent abiciğim yapma beni atma da. Ne yap ne at. Eğer ben ilk yapmada bunu bozaydım şimdi size kalmayacaktım. Malını koruyan yarısını bulur. Korumayan hepsini. Şimdi bal mumundan. Şimdi bal mumunu ben dediğim gibi biz atadan arıcıyız. Babam da rahmetlik arıcıydı. Tabii ki babamın zamanında bu etkinlikler ve teknoloji yoktu. Sakız bulamadığımız zaman dedim niye mumlu olmasın? Mum da bir sırdır. Mum da en az sakız kadar çok değerli bir üründür. Bunu yine laf azanlık olsun diye söyleyeyim. Arıdan başka üreten yoktur. Bunu yalnızca arı yapar. Arının ürünüdür. Dolayısıyla burada bunu harcamak da çok akıllıca değil ama kültüre olan miramızdan dolayı birazcık harcama yapacağız. Teknolojisi, kullanım şekli hemen hemen aynıdır. Bir tek malzeme değişir. Geriye kalan aynıdır. Şimdi bal mumundan da yapılan, sakızdan yapılan aynı mı? Yani uzun ömürlü mü? Hemen hemen. Hemen hemen. Uzun, Bülent yok ona sirke abim de, ben onu çıkarırım sana sonra. Bu da oldukça uzun ömürlüdür. Ve dediğim gibi daha keşke daha kullanılır hale gelse. Çünkü üretmek güzeldir. Üretmek güzeldir. Bunu deneyeceğiz şimdi. Ben daha önce denedim, başardım da çok güzel oldu. Eridikten sonra aynı şekilde kabağın içine. Arının ömrü 42 gün. İlk 8-10 günü arı yaşamı bizim aile yaşantımızla çok benzer. İlk 8-10 gününü evde yavru bakımıyla geçirir arı. 21 ve bu 8 günde arı sütü üretir. Ondan sonra 21 güne kadar yalnızca mum üretir. 22 günlük olduktan sonra mum da üretmez artık. İşçi arıdır. Mumumuz daha eriyecek. Katrandan daha çabuk eriyecek. Bunu arıdan aldıktan sonra o deforme olmuş, bozulmuş, eskimiş birkaç yıllık kötekleri kaynatır. Kirinden ayırırız bir süzme teknolojisiyle. Ondan sonra bunu yeniden arıcılar birliğine verir. Petek haline çeviririz. Ama arsın buraya da biraz harcansın. Bir şey değil mi? Bunu biraz daha cömert davrandım. Çünkü mumumuz daha boldu. Kapat. Bunu da kapattıktan sonra bezine. İyice bez kalın olacak ki kaçan maçan olursa elin yanmasın. Zaten bir sen kaldın, bir de ben. Biz de gidince o tatlı köye kim yapacak bu işleri acaba? Bulamayız. Zor. Çalkala hocam, çalkala. Oh.
Onun içinden şarap içeceğim zaten. Dedim ya Kleopatra uyduruklu. Bunu... Tamamdır hocam. Sen biraz hemen çalkalayın. Elim yoruldu senin. Bilirim ben. Senin... Bak sen korkan ben eldiveni lan sallarım tamamdır. Evet. Aman hocam. Evet. Son derece tehlikeli. Evet, biraz sıcaktan korunmak lazım. Evet, çalkaladık iyice. Sanıyorum bu oldu artık. Getir bunu. Önce boşaltalım. Önce bunu boşaltalım. Yere mi boşaltıyorsunuz? Yok yok yok. Yere yere. Bir şey değil boşalttım. Sirkemizi. Hisse. Bugün bayağı bir masrafa soktu. Kemal hocam bir şey değil, masraflı olduk ben kendine ama. Masraf değil, kötü örnek olur. İsraf günahtır. Evet, israf günahtır, doğrudur. Dök hocam, dök, 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 korkma. Tamam, tamam. Evet, kapattık. Biraz daha çalkalayalım. Evet, sirkemiz. 14 bin tane çiçekten dolaşır da bir kaşık pal yapar. Hayata dair iskelede bu hafta unutulmaya yüz tutmuş bir kültürü yaşatmaya çalıştık. Şimdi Kemal Latif son cümlenizi alalım ve programımızı kapatalım. Tabii ki sosyal yaşantımızda maniler gibi şakaların da yeri vardır. Ve çobanların birbirlerine yaptıkları en güzel şakaydı. Çoban dağarcığında su var ya öyle bilir. Dağarcığı ağaca asar. Daha muzip olan gelir suyu içer. Yerine taş koyar. Zavallı çoban bütün gün taşı sudur diye taşır. Bu da çobanlar arasında bir nevi latife şaka olayıdır. Bu da şey olsun, kapak olsun günümüze. Evet, Bülent abi senin de son cümlelerini alalım ve kapatalım. Evet, bu kültürümüzü de sizlere aktardığımız son olmasın. Sizleri bir sonraki programınızda İsmailo Deresi diye bir yerimiz vardır. Orada iki aşığın hikayesini anlatacağız. Mümkün olursa önümüzdeki hafta sizi oraya bekleriz. Biz aksilik çıkmazsa geleceğiz. Hayata dair iskele olarak üreticilerin yanında olmaya, özellikle ülke kültürünü yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı koymaya devam edeceğiz dedikten sonra ben de bu haftalık programı kapatayım.